Nurettin Demirtaş, 1972 yılında Elazığ'ın Palı ilçesinde dünyaya geldi. Kürtçenin Zazaki lehçesini konuşan Demirtaş'ın anne adı Sadiye, baba adı ise Tahir Demirtaş'tır. Sadiye ve Tahir çiftçinin 7 çocuklarından en büyüğüdür. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğrenim görmeye başladı. Üniversite 3. sınıftayken 1991 senesinde PKK'nın gençlik örgütü olan Yekitiya Civaka Kürdistan üyesi olduğu suçlamasıyla kardeşi Selahattin Demirtaş ile beraber gözaltına alındı. Bir haftalık gözaltı süresinin ardından kardeşi Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı ve Nurettin Demirtaş tutuklandı. Devam eden mahkeme sürecinde yapılan yargılama sonunda Nurettin Demirtaş 1994 yılında 22 yıl ağır hapis cezası aldı. Nurettin Demirtaş 11 yıl 6 aylık hapis cezasını bitirdikten sonra Demokratik Toplum Partisi'ne üye oldu. 8 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşen 2. Olağanüstü Büyük Kongre'de Selma Irmak ile eş genel başkanlık görevini yaptı. 2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi'nin eş genel başkanı oldu. Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyidir. Demirtaş hakkında 2007'de Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK lideri Abdullah Öcalan posteri önünde yaptığı konuşma nedeniyle PKK propagandası yaptığı iddiasıyla dava açıldı. Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle askerliğe elverişsiz raporu alarak askerlikten muaf tutuldu. 17 Aralık 2007 tarihinde askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla Almanya'dan dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Tutuklu olarak yargılanan Demirtaş bir yıl hapis cezası aldı. 4 ay sonra 28 Nisan 2008 tarihinde tahliye edildi ve askere alındı. Acemilik eğitimini Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaptı. Demirtaş, 8 Haziran 2008'de Tokat'ın Artova ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndaki birliğine sevk edildi. 15 ay askerliğini yaptıktan sonra 24 Temmuz 2009 tarihinde Tokat'taki birliğinden terhis edildi. Nurettin Demirtaş, tezkeresini aldıktan sonra Mersin'deki bir yayla evinde yaşamaya başladı. Yayla evinde 1,5 ay kadar kaldıktan sonra Demirtaş, Diyarbakır'a gitti. Ardından Eylül 2009'da Habur sınır kapısından Federe Kürdistan bölgesine geçti. Aktif legal siyaseti bırakan Demirtaş, PKK'nın Kandil'deki DAK kadrosunun eğitim komitesi üyesi oldu. Bununla birlikte KCK yapılanması çalışmalarında görev aldı. 2013 senesinde Abdullah Öcalan'ın Erbil'de ikamet eden kardeşi ve eski PKK üyelerinden Osman Öcalan, Demirtaş'ın Kandil'de PKK saflarında olduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş, 2015 senesinde abisi Nurettin Demirtaş'ın nerede olduğuna dair soruyu şöyle cevaplandırmıştı: "Çok ağır cezalar verdiler kendisine. Çok sayıda dava açtılar. Burada bir kez daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik, şu an Erbil'de yaşıyor." Temmuz 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Şehit Yalçın operasyonunda yaralandığı söylendi. PKK'ya karşı Mart 2018'de başlatılan kararlılık harekatı kapsamında, Haziran 2018'de öldürüldüğü iddia edildi. 4 Haziran 2018 tarihinde Yeni Özgür Politika gazetesine röportaj veren Nurettin Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan kardeşi Selahattin Demirtaş için oy isteyerek, HDP'ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim ifadelerinde bulunmuştu. Demirtaş, 2018 senesinden beri Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde yer almaktadır.